Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersül hadi ve selasune min mebhesil ilahiyat. İlahiyat mebhesinin bugün 31. dersini okuyoruz. Ve emmel kelamu ala delili vücubi itisafillahi teala bil kelam. Allah-u Zülcelal'ın kelamla mutassıf olduğunun delili. Allah'a kelam sıfatı olduğuna dair delil üzerine konuşmak. Ve emmel kelamu ala delili vücubi itisafillahi teala bil kelami fe nekulu leke. Yani فَنَّحْنُ نَقُولُ لَكَ Oğlum nahnu ne ederiz? Takdir ederiz. فَنَّقُولُ لَكَ اِعْلَمْ اَوَّلًا اَنَّ الْمُعْتَمَلَ فِي اِسْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِلّٰهِ تَعَالَى Yüce Allah'a bu kelam sıfatını ispatında مُعْتَمَدُ عَلَيْهِ هُوَ دَلِلُ السَّمْعِيُّ Nedir? Delil-i sem'idir. Hani bazı sıfatların ispatında مُعْتَمَدُ عَلَيْهِ delili aklidi. Ama kelam sıfatının ispatında muatemedu aleyhi delil nedir? Sem'idir. Kema seyyunebbihu aleyhil muellifu bi kavlihi. Biza etane sem'u diyor. Bunu ne diyor? Sem'a. Delili sem'i gelmiş bize. Oğlum, demek ki yalim evvelen ennel muatemede fi ispati hazi sıfati lillahi teala ve delilu sem'iyyu delil-i sem'idir. İmma vahdehum ya delil-i sem'i vahdehu yalınızdır. Ve imma huve ma'a delil-i akliyi ya delil-i akliyle beraber delil-i sem'idir. Nasıl ikisi beraber olur? Ala en yekune delil-ül akliyü mu'eyyiden ve mu'ekiden li delil-i nakliyi. Yine delil-i nakli asıldır. Delil-i akli delilin naklinin müeyyididir, müekkididir. Demek asıl bu sıfatın ispatına asıl delilin nedir? Naklidir. Bazı yerlerde akli var. Akli ya var ya yok. Akli varsa da müeyyid, müekkid olur. Bihilafi gayril kelami ve sem'i vel basari. Bak bu üç sıfatın delili sem'idir. Akli, müekkid. Ama bu üç sıfatın dışındaki minas sıfatı, diğer sıfatlar öyle değil. Ya فَاِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْاِسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا Onların üzerine istidlal getirmekte, delil getirmekte muhtemed huve delilul akliyü. Muhtemed nedir? Delil-i aklidir. اِمَّا وَحْدَهُ Ya delil-i akli yalanızdır. وَاِمَّا هُوَ مَا دَلِلِ النَّقْلِيِ Ya nakliyle beraber, akliyle beraber ne var? Nakli de var. Ha nakli varken de alen yekune delilu nakliyu mueyyiden ve mueyyiden lidil akli. Delil nakli olduğu zaman da delil akliye teyit, teykit olmak üzeredir. Demek ki özet olarak kelam, seme, beser. Bunların ispatla asıl delil aklidir. Naklidir, delil-i akli müeyyiddir. Bunların dışındaki diğer sıfatlarının ispatında asıl delil nedir? Aklidir. Aklidir. Delil-i nakli müekkid nedir? Müekkid, müeyyiddir. Müeyyiddir, teyyid. Bitti o. Peki, kelam, sem, beser ispatında asıl delil-i nakli. Biz kelam üzerine konuşuruz. Kelamın akli delili nedir? Sümme e'alem enne delile nakliye ala subuti sifetil kelami lillahi teala ala subuti sifetil kelami. Sifetin kelama idafesi beyaniyedir. O sifetin kelamın kendisidir. Sümme e'alem enne delile nakliye ala subuti sifetil kelami lillahi teala ayatun minel kitabi. Kitabdan bir kısım ayetlerdir. Ve ahadisu bir kısım hadislerdir. Ruviyet bi turuk-i sahihati. Sahih turuklarla, sahih isnadlarla rivayet edilmişler. Kimden? Ani Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir sürü
Kur'an'dan ayetler var. Sahih isnadlara gelen bir sürü hadisler var. Emmel ayatü. Önce ayetlerden başlayalım. Feminha yani febaduha kavlu ta'ala. Ve kellemallahu Musa teklima. Ve kellemallahu. Burada kelam Allah'a isnat edilmiş. Bak femina kavluhu ta'ala. Ve kavluhu cellet kelimetu. Allah-u Teala demedi. Cellet kelimetu. Kelimesi yüce olsun. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. Yüce Allah Hazreti Adem'i yaratmadan önce ben yeryüzüne bir halife yaratırım kelime. Kâlu etecel fiha meyyusidu fiha ve yesfiku dimâe. Yeryüzüne ihsan yapan kanı dökeni mi yaratıyorsun? Ve nahnu biz varız müsebbihun lek bihamdike ve nukaddisu leke sana hamd ederiz, hamdla seni tesbih ederiz, seni takdis ederiz. Kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Bak ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi. Bunu söyleyeyim ki Allah Zülcelal melâketlerle ne etmiş? Konuşmuş. Demek ki Allah'a kelam var. Nasıl Hazreti Musa ile konuşmuşsa melâketlerle de konuşmuş. Ve emmel ahadisu hadislere gelince femina hadisul mi'raç. Niye hadisul mi'raçta kelamla ilgili bir şey var mı? Evet. Ve fihi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatebe rabbehu. Rabbisinle ne etti? Muhatap etti, hitap etti. Bak, Hazreti Resulullah Allah'la konuşmuş. Ve ennehu Allah o konuşmada ferada aleyh hemsine salat etti. Nasıl farz etti? Kelam, tekellüm ederek farz etti. Ve ennehu mazale Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam zail olmadı. Yuracu rabbehu hatta kâle lehum hunne hamsun ve hunne hamsun. Onlar beştir, ellidirler. Yani beş kılacaksın ama ellinin sevabını sen ve ümmetin alacaklar. Ve mazaleti rusulu aleyhimussalatu vesselam. Bak diğer peygamberler de yuhaddisun an rabbihim. Onlar da Rablarından haber veriyorlardı. Konuşuyorlardı. Ne diyorlardı? Ennehu evha ileyhim. Diyorlardı Allah bize vahyetmiş bir şer'i. Bak Allah bize bir şer'i vahyetmiş. Öyle değil mi? Yubelligunhun nase. Allah bize vahyetmiş, biz onu insanlara tebliğ ederiz. İmma bi hitabi subhanahu ve taala yahum. Ya Allah onlara hani vahyetmiş ya onlarla konuşmuş. Ve imma bi hitabi subhanahu melekel mevti. Ya Allah Zülcelal melekul mevtle konuşmuş. Ve o yubelligun. Melekul vahyle konuşmuş. Ve o melekul vahyle yubelligun. Onlara tebliğ etmiş an Rabbim. Onların Rablarına onları tebliğ etmiş. Ala kulli hal Allah-u Zülcelal tekerrüm etmiş. Ya melekul vahiy ile tekerrüm etmiş. Ya direktme onlarla tekerrüm etmiş. Fekâne zâlike oldu bu. Ayete subuti hâzi sıffeti lillahi teâlâ fi cemî'il mileli semaviyyeti. Bu delildir ki öyle değil mi? Bu sıfet bütün semavi dinlerde de sabittir. Fakat zalike ayete subuti hazi sıfeti lillahi teala fi cemi'il mileli semaviyeti ala lisani cemi'ir rusul. Ala lisani cemi'ir rusul. Bütün peygamberlerin diliyle bütün dinlerde bu sıfetin subutuna delalet ediyor. Oldu mu? Evet. Demek ki kelamın delille ilgili konuşma, yani kelam sıfatının delille ilgili kelam konuşma bitti. Şimdi sıra ve emmel kelamu ala taalluqil kelami. Buna dikkat edin. Kelam neye taalluk eder? Allah-u Zülcelal'ın kelamının mutaallaki nedir? Fenekulu. İttefekel ulema'u ala enne sifetel kelami teteallaku bi kulli ma yeteallaku bihil ilmu.
Allah-u Zülcelal'ın ilmi neye taalluk ediyorsa kelami de ona taalluk ediyor. Minel vacibi vel caizi vel müstahili. Allah-u Zülcelal'ın ilmi vacip olana, caiz olana, müstahil olana taalluk ederdi. Kelami de vacip, caiz, müstahille taalluk eder. Ha şimdi taalluk suluhi var, tencizi var, kadim var, hadis var. Burada hangisidir? Taalluken tenciziyen kadimen. Taalluk-i tencizi kadimdir. Yani tencizi bir taalluktur, kat'i bir taalluktur, olmuş. O da kadimen ezelde olmuş. Bu da bi nisbeti li gayri emri ve nehi. Bak emir ne dışında. Çünkü Allah-u Zülcelal'ın hani kelami emre nehi taalluk etmesi emir ne hal ve istikbalda olur. Öyle değil mi? Emir nehiye taalluk ezeli değil. Ezeli Allah-u Zülcelal kime emretsin? Kime nehiysin? Memur menhi yok ki nehiysin. Bunu Mustafa sen anlıyorsun. Emir nehin dışındaki Allah-u Zülcelal'ın kelamının taalluku tencizidir, kadimdir. Yani ezelde Allah-u Zülcelal öyle değil mi? Allah-u Zülcelal'ın kelamı kat'i olarak taalluk etmiş. Öyle değil mi? Taalluk edeceği şeylere ezelde taalluk etmiş. Emir ney hariç? وَاَخْتَلَفُوا فِي تَعَلُّقْ هَذِ السِّفَةِ بِالْاَمْرِ وَالنَّهِيَ Emir nehiye gelince Allah-u Zülcelal'ın o emir kelami, emirle ilgili olan kelami, nehle ilgili olan kelamında ihtilaf etmişler. Bak bunların dışına taalluk eden o tencizi kadindir, o ittifak eder. Ama emir nehle öyle değil mi? Yani Allah-u Zülcelal'ın emir nehiye taallukun konusunda ihtilaf var. Vel hilafu fi hazır. Buradaki hilaf da mebniyün ala hilafin ahire. Bakın. Buradaki hilaf başka hilafa taalluk eder. Hasiluhu o başka hilaf da budur. Bakın iyi dikkat edin. Helil emru ve nehyu yaktediyani me'murun ve menhiyen. Acaba emr nehy bir me'muru bir menhi ister mi? يَتَوَجَّهَانِ اِلَيْهِ bu ikisi ona yönlensinler. Emir ney? Bir memur, bir menhi istiyorlar mı ki bunlar ona taalluk etsinler? Yani emir için bir memurun vücudu, nehy için bir menhinin vücudu şart mı? اَوْلَا يَقْتَدَدِ yani zarkiye şart değil. Anladın mı Mustafa? Ha, o zaman beni dinleyin biraz. O kimseler ki diyorlar, emir ne için memurun menhinin vücudu şart değil. O zaman Allah-u Zülcelal emirle ilgili, emre taalluk eden, nehye taalluk eden kelami kadimdir, tencizidir. Allah-u Zülcelal emrini ezelde yapmış, nehin de ezelde yapmış. Ya kime yapmış? Kime yapması o memurun vücudu şart değilken Allah'ın emri için. Ne için de şart değil. Oldu mu? Bak oradaki hilaf. Emir, nehy, memur, menhi istemiyor diyenlere göre Allah-u Zülcelal'ın emre nehye kelamının taalluku tencize kalim olur. فَزَّهَبَ قَوْمٌ اِلَى اَنَّهُمَا لَا يَخْتِ Ha, ister mi, istemez mi? Bak ben söyledim. İster diyenlere göre Allah-u Zülcelal'ın emre nehye taalluk eden kelamı tencize kadim olmaz. İstemiyor diyenlere ne olur? Tencize kadim olur. Öyle değil mi? Şimdi kendisi de söylüyor. فَزَّهَبَ قَوْمٌ اِلَى اَنَّهُمَا لَا يَخْتَدِيَانِ مَأْمُرٍ وَمَنْهِيَنْ Emir ney? Memurun vücudu, menhinin vücudunu istemez. Öyle değil mi? Bunlara göre demin söylediğim gibi وَهَذَا الْفَرِيقُ bu fariq yara enne taalluqa kelami bima tencizun kadim. Diyor Allah-u Zülcelal'ın kelamı emre, nehye, taalluku tencizidir, kadimdir, ezelidir. Daha memur, menhi yokken Allah emir yapmış, ne yapmış? Ke taalluqihi bi gayrihima. Nasıl emir, nehyin gayrisine Allah-u Zülcelal'ın kelamının taalluku tencizi kadimse emir, nehye de taalluku tencizi kadim. Ahmet Koç anlıyorsun. Evet.
ve zehebe ferikun aharu, başka bir ferik ile enel emre ve nehye yaktadiyani vücuden me'murin ve menhiyin yeteveccehani ileyhi. Emr ne? Bir memurun vücudunu istiyorlar. Yani teveccüh edecekleri, yönlenecekleri bir memur, bir menhi istiyorlar. Peki, ezelde memur var mı? Yok. Menhi var mı? Yok. O zaman Allah-u Zülcelal'ın tencizi, kadim kelami de yok. Taalluku yok. Ve hazır ferikun zehbe ile ennelil kelami bin nezre ile emri ve nehi taalluken suluhiyen kadimen. Bak, tencizi değil. Ezelde Allah-u Zülcelal emre taalluk etmeye elverişlidir. Nehye taalluk etmesi elverişlidir. Yani taalluk edebilir. O zaman Allah-u Zülcelal قَبْلَ وُجُودِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِينَ daha memur, menhi olmadan önce Allah-u Zülcelal'ın emre, kelami emre taalluk edebilirdi. Bu kabiliyet vardı. Olmasaydı ileride memur, menhi olunca taalluk etmezdi. Bakın bir misal vereyim. Diyelim ben şu an ders vermiyorum. Ama ders verme salahiyeti var bende. Niye? Bakın biraz sonra talebe gelir, dersini veriyorum. Ders verebiliyorum. Demek ki o salahiyet bende vardı. Ders vermezken de vardı. Ha Allah-u Zülcelal'ın kelami ezelen, emre, nehye, taalluku ezeli var. Ama salahi olarak vardı. Taalluk etmeye elverişliydi. Bir fiil etmiyordu. Niye? Memur menhi yoktu. Ne zaman memur menhi gelince bak söylüyor. Tekrar edelim. وَهَذَا الْفَرِيقُ زَهْبَ اِلَى اَنَّ لِلْكَلَامِ بِالنَّزْرِ اِلَى الْاَمْرِ وَالنَّهِ تَعَلُّقًا سُلُحِيًّا قَدِيمًا قَبْلَ وُجُودِ الْمَأْمُرِ وَالْمَنْهِيِّ. Memur menhinin vücudundan önce Allah-u Zülcelal'ın emr nehye olan, kelamının emr nehye olan taalluku suluhi kadimdir. وَتَعَلُّقًا تَنْجِزِيًا حَادِسًا Allah-u Zülcelal'ın kelamının emre nehye taalluku taalluk-i tencizi hadistir. Ba'de vücudil me'muri vel menhi. Me'mur menhi vücuda geldikten sonra Allah-u Zülcelal'ın kelamı bu sefer hadis olarak, kat'i olarak emre nehye ne ediyor? Taalluk ediyor. Anladınız mı? Demek özet olarak Allah-u Zülcelal'ın kelamının taalluku, emre taalluku, nehye taalluku, vücudul memur, vücudul menhi istemiyor diyenlere göre Allah-u Zülcelal'ın emre, nehye, kelamının taalluku tenciziye kadim olur. Yok, Allah-u Zülcelal'ın kelamının yok, emir nehy, vücudul memur, vücudul menhi istiyor diyenlere göre Allah-u Zülcelal'ın kelamının emre, nehye taalluku suluh-i kadimdir. Tencizi hadistir. Yani ezelde taalluk-ı suluhi vardı o emir nehye. Memur menhi olduktan sonra taalluk-ı tencizi hadistir. Vardı ona. Ve min huna bunda ta'allemu enne minel ulema'i ulemalarının bir kısmı ulemalardandır. Men zehebe ile enne lil kelami taalluken vahiden. Bakın bazıları diyorlar taalluk-ı vahid var. Nedir? Ve o tencizi'ül kadimu. Bazı alimler böyle diyorlar. Bunlar kimlerdirler? Bunlar ki diyorlar emir neh için vücudul memur, vücudul menhi şart değil. O zaman Allah-u Zülcelal'ın kelamı, kelamının taalluku tencizidir, kadimdir. Ve minhum men zehebe ile enne lil kelami selase taallukati. Ahaduha tenciziyun kadimun. Biri nedir? Tenciziye kadimdir. Emr nehin gayrisine olan taallukudur. Bildiniz değil mi? Emr nehin gayrisine olan taallukudur. Ve saniha suluhiyun kadimun emr nehye olan taallukudur. Emr olan taalluk ama kabler vücudul memur, kabler vücudil menhi. Ve salisuha üçüncüsü tenciziyun hadisun. Tencizi nedir? Hadistir. Bu da emre olan, emir nehye olan taalluktur. Ama ba'de vücudil memur, ba'de vücudil menhi.
Oldu mu? Ve min huna ne dedi? Ta'lamu ennemler ulema'in ve ta'lamu enne hazel hilafe muterettibun yahut da muterettibun ise olur ala hilafin ahire. Bu hilaf başa bir hilaf zaten muteredettir. O başa hilaf nedir? Fi iştirati vücudil me'muri vel menhiyi ve adini vücudihima. Acaba me'mur menhinin vücudunun şart mıdır? Değil midir? Şarttır diyenlere şarttır değildir, ihtilaf vardır. O ihtilafın üzerine bu söylediğimiz ihtilafta ne ediyor? Tereddüt ediyor. Oldun. Vakad alimte eyden, sen bunu da bildin. Ennel kelame musavun lil ilmi. Allah-u Zülcelal'ın kelamı ilmene nedir? Musavidir, eşittir. Ne yönüyle musavidir, eşittir? Fi taalluki. Taalluk konusunda musavi eşittir. Niye? Lianne men alime emren. Kim ki bir emri bilirse. İnsanlar da öyle, hadisler de öyle. Ben bir şeyi biliyorum. Sahaniye tekelleme bi. Onun hakkında konuşabilirim. Evvel Mevla Subhanehu alimun fil ezeli, ezelde alimdir. Neyin alimidir? Bir makane, olmuş olan şeylere de. Bak şimdi bir makane, yani şu anki zamana göre bir makane. Yoksa ezelde olmamış şeyleri biliyor değil. Zaten ezelin ötesinde bir şey yok. Evvel Mevla Subhanehu alimun fil ezeli, bir makane, olmuş şeyleri de biliyor. Ezelde onu bilmiş. Ve bima yekunu, olacak olan şeyleri de ezelde bilmiş. Ve ma la yekunu ve ma la bima kane, geçmişte olmuş. Ve ma yekunu ve ma la yekunu, olmayacak olan şeyleri de bilir. Öyleyse fesahen yükellime biha. Şimdi bima mıdır? Biha. O zaman Allah-u Zülcelal ma kane, ma yekunu ma la yekunuyla tekelim edebilir. Ve ma'a tesavül ilmi vel kelami fima yeteallakani bihi. İlmin, kelamın taalluk ettikleri şeyde, bak, taalluk konusunda kelam, ilmin tesavü olmayla birlikte fevma muhtelifani fi taalluki. Öyle değil mi? Bak. Ve ma tesavul ilmi vel kelamı ma taallakani bihi ve ma muhtelifani fi taalluki. Bak, dikkat edin. Şimdi ilim, kelam taalluk ettikleri şeyde müsavidir. İlmeye taalluk ederse kelam da ona taalluk eder. Bu mutaallakta tesavvü ile birlikte fe huma muhtelifan fi taalluki. Taalluk şeklinde ihtilaf edilir. Bak, mutaallakları aynı ama o mutaallaka taalluk etmeleri farklıdır. Niye? Lennel ilme, çünkü ilim yetaallaku bima yetaallaku bi. İlim taalluk eti şeye taalluk eder. Taalluka inkişafin. Taallukun inkişafı taalluk eder. İlim neye taalluk ederse onu keşfeder. Vel kelame, kelam yetaallaku bihi, taalluk eti şeye taalluk ediyor. Taalluka delalet. Ona taalluk ediyor, ona delalet ediyor. Öyleyse fe kelamuhu taala yedullu fe madem taalluk konusunda, mutaallak konusunda kelam ilim müsavidirler. Fe kelamu ta'ala, Allah-u Zülcelal'ın kelamı yeteallaku alel vacibi vel müstahilli ve alel caizi. Üçüne delalet eder. Niye? Çünkü ilim üçüne taalluk eder. Kelam taalluk konusunda ilimle müsaviyse o zaman kelamı da vacib, caiz, müstahil üçüne ne ediyor? Delalet ediyor. Oldu mu? Kelam sıfeti bitti, sema sıfetinde duralım. Nefakumullahu nef'anmum.